Herkese yeniden merhabalar. Hepsi TV'ye, Keyifliyim'le Rota'ya yine yeniden hoş geldiniz. Ben Tolga. Ben Miray. Bizi Instagram'dan Keyifliyim sayfasından da takip edebilirsiniz. Hepsi TV'de de yaklaşık böyle bir yılı geçtik herhalde. Beraber seyahat ediyoruz sizlerle. Beraber seyahat ediyoruz. Keyifliyim Rota altında sizi böyle dünyanın farklı ülkelerine götürüyoruz. Bazen seyahatler hakkında öneriler veriyoruz. Bazen de böyle ufak ufak böyle bir listeler oluşturup onları paylaşmaya çalışıyoruz aslında. Bugün de Şubat ayı yaklaşırken, Şubat ayına gelmişken sizlere Şubat ayında gidilecek çok keyifli, çok güzel, çok eğlenceli, çok romantik yerler söylemek istiyoruz. Şubat ayı Tolga nasıl bir ay? Böyle daha kısa. Soğuk biraz. Kuzey yarımkürede soğuk ama. Kuzey yarımkürede soğuk, evet. Derseniz ki ben güney yarımküreye gideyim, biraz böyle yazları göreyim, tropikal yağmurlar göreyim, güneşi göreyim derseniz gidecek onlarca yer var. Biz bugün size birkaç tane yerden bahsedeceğiz. Gidenlerin yolu açık olsun diyormuş. Açık olsun gidenler. Bazıları soğuk, hatta birçoğu soğuk değil mi bugün? Birçoğu, evet. Kuzey yarımküredeki çoğu yerler soğuk. Bizim de böyle hani önerilerimiz daha Şubat ayı kısa da bir ay olduğu için şey diye düşündük. Böyle hani bir hafta sonu kaçayım, işte 3-4 günlük gideyim. Kimimiz daha bu yıl hiç tatile çıkmadı. Kimimiz hiç, kaç tane gitti? Kimimiz tabii semestri geçtiğimiz için Şubat'ta bitmiş oluyor. O yüzden herkes gidenler gitmiştir bir yerler ama Şubat ayında daha böyle kaçamak tatilleri, hafta sonu tatilleri, 3-4 günlük tatiller gibi böyle bunlar için öneriler hazırladık sizin için ve sizlerle onları paylaşacağız. Hazırsak çok keyifli bölümümüz başlıyor. Sonuna kadar bekleyin lütfen ve sonuna kadar izleyin. Bu bölümün sonunda da aşağıya yazın sizin tavsiyeleriniz neresi, nereye gitsin insanlar Şubat'ta. Hatta bir sonraki bölümümüz Mart ayı gidecek yerler listesi olacak. Onun için de önerilerinizi şimdiden bize paylaşabilirsiniz. Hazırsak başlıyoruz. 3-2-1 başlayalım. Şubat ayında gidilecekler listemizde ilk sırada Paris yer alıyor. Miray'ın vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Her yıl böyle aslında bir daha seneye gider miyiz, gitmez miyiz diye konuşurken bir şekilde yolumuz kesişiyor. Çünkü Paris her zaman çok güzel bir fikir. Evet, Audrey Hepburn'da söyle sözde haklı aslında. Paris is always a good idea. Paris her zaman iyi bir fikirdir. Paris Şubat'ta biraz soğuk. O yüzden aslında kalın giyinerek gitmenizi öneririz ama Paris'e gittiğinizde aslında o güzel ortamla, gri ama aslında çok renkli, çok sıcak, çok romantik şehirle yapılacak birçok şey var. Neler olabilir Miracı Paris'te? Bir kere bence bu tam böyle sevgililer günü önerisi için de güzel bir öneri oldu Tolga. Yani o böyle sokaklarda üşürken romantik kol kola dolaşmalar, farklı kafelerde oturmalar, şöyle bir Fransız mutfağını tatma ya da bir Fransızların böyle o sevdiği sabah işte kruvasan kahve ikilisini yapma. Sevgililer günü için değil mi? Yani İşte hani ne bileyim. Ama sadece bilindik kafeler değil, Paris'in ana sokaklarındaki herhangi bir kafeye oturup gerçek Parisyenler gibi şöyle bir kruvasan, bir kahveyle kahvaltı yapmanın da keyfi başka. Sokaklarına kaybolun diyoruz. Hatta Paris balinde bunun için bir spor ayakkabı bulundurmanızı öneriyoruz değil mi? Aynen. Paris'e bol giderken valizime neler almalıyım? Aslında ben de tam bu soruyu soracaktım. Öncelikle kısa bir seyahate gidiyorsak senden ricam küçük bir valiz alma. İşin şakası bir yana. Valize neler olmalı? Bence Paris'e Şubat'ta gidiyorsanız biraz soğuk mevsimde karşılaşacaksınız ama ısınmak için bir defa sevdiğiniz yanınız olabilir. Tam o yüzden ama sevgililer günü işte ya. Sevgililer günü de Paris'e gidin. Ama onun haricinde bavulunuza bence böyle bir işte bere, kasket ya da böyle bir Paris'den bir şapka. Neler diyorum ben? Bak neler diyorum ben? Atkınız, paltonuz yanınızda olsun. Yani hepsi modaya girip kendinize uygun kalın kışlık kıyafetler alın. Biraz da tarz olsun çünkü Parisliler çok güzel giyiyor. Aynen. Bu arada tabii ki de sokaklar çok fazla yürüyeceğiniz için en azından bizim seyahat tercihimiz o. Genellikle yürüyerek keşfetmeyi seviyoruz. Böyle düz çizmeler ya da spor ayakkabılar yanınızda bulundurabilirsiniz. Bu arada bir şal. O Fransız havasını katmaya böyle hani ucundan olsa hani etkiliyor. O yüzden şalınızı almayı unutmayın. Gözünde şu an canlandı böyle Paris müzikleri, sen yürüyorsun falan derken. Başka bir öneri de aslında burada ters bir öneri yapacağız, kontrast bir öneri yapacağız. Bizce Paris'e Şubat'ta böyle romantik bir tatil için gidiyorsanız ki arkadaşınızla gidebilirsiniz, çocukla da gidebilirsiniz ama kameranızı almayın bu sefer de. Bir telefonunuzu götürün. Çok iyi çeken bir telefonunuzu yanınıza alın, telefon alın yanınıza. Böyle Paris'i gözünüzle gezin, tadını çıkartın diye söyleyebiliriz. Yani ister sevgililer gününde, ister eşinize, dostunuzla daha böyle Şubat ayında bir hafta son 3-4 günlük ya da bir tatil yapmak için ya da çocuğunuzu alıp bir yerlere gitmek, havanızı bir değiştirmek istiyorsanız Paris'i öneririz. İkinci önerimiz yine Avrupa'dan geliyor. Dünyanın en ünlü karnavallarından bir tanesi. Biz de geçen yıl gitme fırsatı bulduk. İmkan olan herkese öneriyoruz. Fikri olan var mı? Tahmini olan var mı? Şöyle yapabilir miyim? Bunu yapabilen var mı? Bunu şu yapabilen mu varsa yorumlara şu yaz mu? Sen nasıl yapıyorsun ben yapamıyorum? Ben çalışmıştım. Ben yapamıyorum. Yani bu yaptığımız şeyler tam YouTube'un doğasına uygun oldu. Maske yapmaya çalıştık. Çünkü bahsettiğimiz öneri Venedik Maske Karnavalı. Çok muazzam bir deneyimdi. Evet. Ben geçen yıl ilk defa Tolga ile birlikte katılma imkanı bulduk. Ben de Miray'la dünyadaki defa hiçbir yaşadığımız böyle bir festivale, bir şeye benzemiyordu. Çok daha farklıydı. Hatta Venedik Karnaval every world. You look Karnaval.
But here you make carnival. Dünyanın her yerinde karnavalları, festivalleri izlersiniz diyor. Ama Venedik'te siz bu karnavalın bir parçası olursunuz. Dünyanın birçok yerinden herkes kostümlerini kapıyor, fotoğraf makinelerini kapıyor. Kimisi kostüm ya da fotoğraf makinesi olmadan sadece karnavalın içerisinde gezmek için de gelebiliyor. Biz geçen yıl bütün maskelerimizi, kostümlerimizi hepsi buradan almıştık. Hatta Venedik karnavalının ne olduğunu, tarihinin ne olduğunu ve neler yaşandığını gösteren videomuzda yine buralardan bir yerden bulabilirsiniz, değil mi? Aşağıda linkler olacak. O yüzden Şubat ayında da bu karnaval olduğu için bunu öneriyoruz. Evet ve buraya giderken de o koca böyle kabarık kıyafetlerin altına yine rahat ayakkabılar giyebilirsiniz. Nasılsa gözükmüyor. Tabii kadınlar için bu. Erkekler için aynı şekilde değil. Ve de maskenizi, işte oradaki özel böyle saç aksesuarlarınızı, bunların hepsini de yine hepsi burada altında bulabilirsiniz. Yanınıza bir kamera almanızı tavsiye ederiz. Eğer izleyici olarak gidiyorsanız. Eğer o festivale katılıyorsanız, yani siz de kostümle etrafta sokaklarda geziyorsanız, bu arada herhangi bilet falan almanıza gerek yok. Bütün sokaklar zaten karnavalın kendisi i̇nanılmaz, olmuş inanılmaz oluyor. İnanılmaz bir yanınıza USB'li bir şarj aleti almayı unutmayın. Biz Duracell kullanıyoruz. Biz bundan evet. Gayet memnunuz. Hani aşağıda linkini bulabilirsiniz zaten sizde. Eğer siz de bakmak isterseniz, ama tabii bir sürü farklı çeşitleri de var. Cep telefonu da böyle sürekli bir şeyleri hani çekebilirsiniz. Hatta sizinle de fotoğraf çektirmek isteyenler olacak. Onlara da hani böyle kibarca yaklaşıp kabul etmenizi tavsiye çektir yani. Çünkü hiçbir şey buranın olayı bu. Hani bu yüzden buraya gidiliyor. Dolayısıyla ister maskelerin altında karnavala katılımcı olarak gidin, eğlenmeye gidin. İsterseniz ben bunları göreceğim, ambiyans seçeceğim diyen bir izleyici olarak gidin. Her ikisi de harika gerçekten. O yüzden dünyanın en iyi karnavallarından biri seçiliyor sürekli her yıl. Gitmenizi imkanınız varsa öneriyoruz. Şubat ayı neden? Çünkü bu festival karnaval Şubat ayında. Bir sonraki önerimizin başlığı da soğuğa soğuk iyi gelir. Şehrin kalabalığından bazen uzaklaşmak, bembeyaz manzarada sevdiğinizle, çocuğunuzla, arkadaşlarınızla vakit geçirmek istiyorsunuz. Ne kadar romantik anlattın. Ya şimdi Şubat ayı gelmiş herhalde, bak kazağımı giymişim böyle, daha böyle boğazlı kazak falan giymişim. Dağları kayak yapmayı ya da dağ otellerini, şaleleri öneriyoruz. İki tane önerimiz olacak. Birincisi yurt içinde, diğeri yurt dışında. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız birkaç saat mesafede bir yerlere gideyim diyorsanız Uludağ ya da Kartalkaya'yı tercih edebilirsiniz. Hatta Sevgililer Günü için buralarda ufak ufak programlar var. Ben sana şimdiden söyleyeyim, sen hani bak diye. Hiç planım yok. Hiçbir planım yok şu an. Bu videoyu Ocak ayında çekiyoruz. Hiçbir planım yok. Ben buradan videodan kendime dersler ve şeyler de yapıyorum. Evet, Uludağ, Kartalkaya aslında yakın alternatiflerden. Eğer İstanbul'da veya Ankara'da yaşıyorsanız ya da Marmara bölgesinde yaşıyorsanız. Ama eğer böyle 1000 kilometre civarında bir hani mesafeyi göze alıyorsanız ya da uçakla da ben giderim diyorsanız Erciyes, Palandöken, Sarıkamış, bunlar da önereceğimiz diğer kayak merkezleri. Yani Kayseri, Erzurum ve aslında Kars, bunlar da biraz daha yüksek, biraz daha farklı özellikler olan kayak merkezleri. İster kayak yapın, isterseniz dediğim gibi sadece keyif için gidin. Dağ her zaman için rahatlatıcı bir yer. Neler almamız lazım yanında dağa giderken valizimizde? Benim birazcık daha senden daha büyük oluyor tabii valizim. Çünkü ben böyle kalın kar botları benim, daha hani götürüyorum. Benim bavulum zaten büyük oluyor. Seninkisi iki bavul oluyor demek oluyor burada yine. Yani ben böyle daha böyle işte kalın kar botları götürüyorum. Kayak kıyafetleri tabii ki de hani yanımızda oluyor. Hı-hı. Eğer kayak ya da snowboard yapıyorsanız bu arada onun için bir hangi ekipmanlar nasıl alınır, işte neler almalısınız, onlarla ilgili bir video daha önce hazırlamıştık. Onu da bu videonun altına bırakıyoruz. Hatta ki aklıma bakabilsin. Geldi. Türkiye'deki kayak merkezlerini daha da detaylı anlattığımız bir videomuz da vardı. Nereye, niçin gidilir diye. Onu da yine buradan videonun linkini bulabilirsiniz alttan ve şeyden. Eğer kayak snowboard için gidiyorsanız onun tabii ekipmanları ayrı. Ama sadece böyle bir dağ havası alayım, birkaç gün şöyle bir temiz havayı böyle yükseklerde içime çekeyim diyorsanız Kardan'dan yapayım da olabilir. Kızakla da kayılabilir. Kızakla kayabilirsiniz. Ben çok kızakla kayanlara çok özeniyorum. Evet, çok keyifli. Deneyelim bence de. Buralara gidiyorsanız da yine de mutlaka içinize termal bir içlik giymeyi unutmayın. Özellikle Erzurum Kars taraflarına ben -30-40'ları bile duydum. Yok artık. Hani yani ne kadar, ne zamandır görmedim ama duydum. O yüzden mutlaka termal içlik almayı unutmayın. Zaten eldiveninizi, berenizi, onları da belli sıcaklıklara göre de değişebiliyor. Kesinlikle. O şekilde alın. En sıcaklarını alın. Yani rahat edin. Hani. Evet. Bu arada bizi hep sıcak yerlerde görmeye alışkınsınız. Oralarda size çok güzel gözlük önerilerinde bulunduk. Güneş kremi önerilerinde bulunduk. Dağa gidiyorsanız ya burası soğuk yer gerek yok demeyin. Güneş gözlüğünüzü ve güneş kreminizi almayı unutmayın. Çünkü o karlardan seken güneş ışınları da sizi zaten yakıyor. Ben özellikle böyle. Bazen bembeyaz gidiyorum, tüp patlamış gibi geliyorum. Miray diyor ki ne olmuş? İstakoz Tolga. Eğer yurt dışına da gitmek istiyorsanız hem kayak yapayım ya da hem soğukları yaşayayım, dağları göreyim hem de biraz farklı bir kültürle de böyle iç içe olayım diyorsanız da size iki tane önerimiz var. Biri de daha uygun bir yakın, biri daha lüks ve daha uzak gibi böyle düşünebilirsiniz. İlki bunlardan Bansko. Bansko. Bulgaristan'daki kayak merkezleri hem kayak merkezinin konforu, imkanları dolayısıyla çok güzel. Hem de Türkiye'ye yakın olduğu için ister uçakla, ister otobüste, isterseniz kendi arabanıza gidebiliyorsunuz. Gittiğinizde aslında bir Bulgaristan şehrinde, köyünde görebiliyorsunuz.
geliyorsunuz. Tabii. Hem de farklı bir kültür görüyorsunuz. Yine bu arkadaşlarla birlikte, aileyle birlikte, sevgiliyle birlikte, sevgililer günde, yine Şubat ayının çocuklar için özellikle yapılabilecek bir aktivite. O yüzden biz Bansko'da öneririz. Bir diğer önerimiz de birazcık daha uzak ama Alpler. Neden Alpler? Çünkü Tolga'nın favorisi. Biz işimiz gereği aslında Kasım, Aralık ve Ocak aylarında Alp dağlarına kayma imkanı oldu. İsviçre'ye, Fransa'ya ve İtalya'da. Gerçekten Alplere gitmek sadece Alplere git dinlemek için değil, dünyanın en güzel kayak merkezlerinden birinde kaymak için harika bir imkan. Sabah bir çıkıyorsunuz, böyle pistten piste, oradan oraya, oradan oraya giderek akşama kadar durmadan kayabiliyorsunuz. Telesiyajda, telesikide sıra bekleme, bunun gibi şeyler yok. Evet, Alplerin bir... Aynen. Tık tık gittim, geldim. Kesinlikle. Oraya. Alp dağlarının ve Alplerin aslında en güzel yanlarından birisi de çok uzun bir coğrafya yayıldığı için hangi ülkenin dağlarına gidiyorsanız aslında o ülkenin köylerini gezme imkanınız oluyor ve aynı zamanda o ülkenin birazcık kültürünü vesaire alma imkanınız oluyor. Çok güzel ya. Yani o köyleri çok seviyorum. Böyle ahşap evler, şaleler, hani onların arasında yollar. Kimisine araba bile girmiyor bu arada. Evet, evet. Yani çok güzel köyler var. Oraları öneriyoruz. Bu arada yanınıza almanızı önerdiğimiz birkaç tane ürün var. Bir tanesi bizim bütün kayak tatillerimiz olan diğer videolarımızdan. Belki görmüşsünüzdür, termoslarımız. Evet. Kayağa çıktığımızda sırt çantamızda ya da cebimizde olan aslında böyle küçük atıştırmalıklar var. Züber var, tadım var, farklı markalar var. Bunları da yanınıza almanızı öneriyoruz. Çünkü acıktığınızda eğer o anda restoran bulamadıysanız muhteşem hayat kurtarıcı oluyor. Şekeriniz düşüyorsa akşam üstlerini hurmalı barı kesinlikle tavsiye ederim. Hurmalı olanlar çok iyi. Tarifi bu. Nisan'ın sonuna kadar Alplerde kayak yapılabiliyor. Hatta hava muhteşem oluyor. Güneşli oluyor ama kar yerde hala çok kalın oluyor. O yüzden Şubat ayının başında, Şubat'ta veya Mart'ta bu videoyu izlediyseniz ya ben Mart'ta Nisan'da ne yapayım diyorsanız da Nisan rotanıza Alpleri alabilirsiniz. Nisan'a bilet bakın. Biz daha önce gittik. Çok güzel. Tepede güneş vardı. Pistler açıktı. Her yerde böyle bayağı kar kalınlığında iyiydi. Yani güzeldi. Tavsiye ederiz. Öneriyoruz. Şu ana kadar hep böyle atraksiyonlu, yürümeli, soğuk böyle şeyler anlattık. Peki şunu diyenler de olabilir. Ya ben biraz da kafa dinlemek istiyorum. Hani gireyim bir yere oturayım, şöyle bir işte etrafımı izleyeceğim bir yer olsun. Daha böyle güneş olsun, daha az soğuk olsun. İlla kar olmasın. Hani bunun için nereye yönelik? Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Sesimiz için özür dileriz. Bodrum. Aslında biz Ege'yi çok seviyoruz. Türkiye dünyanın en güzel yerlerinin başında geliyor zaten. O yüzden aslında Şubat'ta ben böyle bir ters köşe yapayım derseniz de Ege'den size bir değil, üç tane önerimiz olacak. Evet, biz Ege'nin daha önce yine başka bir videomuzda biz Ege'nin de değişik köylerini gezmiştik. Oralardan da böyle bizim en çok hafızalarımıza kazınan, biz buraya her mevsim geliriz dediğimiz yerlerden de bazıları var, evet, bu listede. Tabii ki de birincisi Bodrum. Bodrum'a her zaman gidilir. Kışın daha sakin olduğu için kafa dinlemeye, hadi sevdiğimle böyle birkaç gün eşimle bir yerlere gideyim. Hani böyle iki günlük olsun. İşte sevgililer günü geliyor. Orada ben bir işte eşime... Hadi tamam, bu sefer sadece karıma sürpriz yapayım demeyeceğim. Kadınlar da kadınlar yapabilir. Gerçekten Bodrum'da yaşayanlar sohbet edebilirsiniz. O şehirde, köylerde vesaire gezebilirsiniz. Bir diğer önerimiz. Oradan böyle yukarı doğru çıkmaya başlayın. Kuzeye doğru gelin. Kıyıdan. Aslında Miray demin söyledin, aklımızda yoktu. Sığacık var ve bir yandan oraya çok yakın Şirince var. Şirince'ye gittiğinizde oradaki Aziz Nesin köyünü ya da oradaki işte otel sahiplerini, köylüleri vesaireyi görebilirsiniz. Tam bir huzur. Yani böyle meditasyon yapmış olarak, yenilenmiş olarak, temizlenmiş olarak geri dönersiniz. Orada da böyle şömineli olan evler de var. Hani 4 mevsim gidilebilen bir yer olduğu için bir de doğası da çok güzel. Evet. Gidin böyle kafa dağıtın, geri dönün. Hadi yola çıktınız, oradan biraz daha yukarı doğru gelin o zaman. Son durağınız eğer İstanbul'a veya İstanbul'a yakın bir yerde yaşıyorsanız Bozcaada'ya veya bir adaya uğrayın. O adada da böyle tam adanın dinginliğini yaşayın. Dükkanların tamamı açık değil, bazıları açık olacak. Denize eğer bir çılgınlık yapayım derseniz girin. Yok, girenler artık. Girenler oluyor. Şubat'ta ben daha geçen Ata Demirer giriyor. Ata Demirer. Şubat'ta mı yaz giriyor? Kış giriyor, hep giriyor. Ben Ağustos ayında giremiyorum Bozcaada'ya. Biz Bozcaada'ya yazın giremiyoruz. İsterseniz girin, isterseniz girmeyin. İşin şakası bir yana, keyifle zaman geçirebilirsiniz orada da. Peki bu rotaya çıkıyoruz. Dedik ki böyle arabayla ya da işte arkadaşlarla, otobüsle, her neyle olursa olsun bir Ege rotası yapalım dedik. Bu rotada valizimizde neler olsun? Valizimiz nasıl olsun? Bir kere bu rota için çok fazla bir şey yanınıza almayın. Bu sefer daha sade. Bak, ne diyorsun? Bunu ben söyledim. Ne diyorsun? Daha sade. İnanmıyorum. Çünkü ne kadar az yanınızda eşya olursa o kadar aslında kendiniz daha huzurlu. Kabin boy okey mi? Kabin boy anlaştık bence okey. Anlaştık. Ama şunlar kesinlikle olacak. Mutlaka kitap. Kitabınızı çünkü alın. Oturacağım ben böyle bir huzurla,
böyle bir belki şömine önünde, belki denize karşı oturup kitabımı okuyacağım. Ses gelirken dalga geçer. Bu arada şu an bu videoyu biz bir derenin kenarına çekiyoruz. Belki videoya geliyordur ama gerçekten deniz sesiyle beraber, denizin o güzel sesiyle beraber, dinlendirici sesiyle beraber kitap okumak harika bir keyif. Çok güzel. Ya da bunun dışında belki kulaklıkla bir müzik eşliğinde hani böyle bir etrafı izleyebilirsiniz. Onun dışında sen ne alırdın Tolga? Bak ben kitap, ben alırdım? Müzik dedi. Yani yine kameramı alırdım herhalde. Çünkü ben etrafı çekmeyi, hatıralar biriktirmeyi çok seviyorum. Dronumu her zaman gibi yanıma alırdım. Çünkü o gözle gördüğünüz yerlerin yukarıda nasıl gözüktüğünü ya da bu muhteşem coğrafyanın içinde ufacıksınız siz, nasıl gözüktüğünüz yukarıdan görmek çok keyifli oluyor. Onları alırdım. Arabayla gidiyorsak da aslında bir bel yastığı alabilirdim belki belime. Evet, çünkü uzun güzel bir rota yapılabilir aslında. Ben mesela bir de güneş gözlüğünü tavsiye ederim yanınıza, evet, almanızı. Çünkü tabii ki de o bölgeler diğerleri kadar böyle karlı kışlı değil. Hani ve daha böyle güneş açtığı zaman gözünüzü rahatsız edebilir. O yüzden de güneş gözlüğü gezmekte fayda. Kesinlikle. Yanınıza yine atıştırmalıklarınızı alabilirsiniz arabada keyifle yemek için. Açın arabanın sıcağını böyle, müziğinizi dinleyin. Bir uzun uzun. Tolga ya, sabah yürüyüşleri en sevdiğim Ege'de. Evet. Of, o yüzden spor ayakkabınızı, spor kıyafetinizi, tight'ınızı, body'nizi hepsini alın. Biraz daha bu son önerimizi paylaşırsak hani Ege'yi çıkacağız buradan, Ege'ye doğru gideceğiz. Türkiye çok güzel. O yüzden Ege'yi de Şubat rotanıza alabilirsiniz. Keyifli bir sohbet oldu. Bazılarını gerçekten biz düşünmüştük daha önce sizlere anlatmak için ama bazıları böyle spontane geldi, evet, anlık geldi aklımıza. Konuşurken o da var dedim Tolga. Hatta böyle aralarda bölüyoruz mesela. Tolga dedim bunu da söylesek çok güzel. Bölüyoruz yani. Evet. Genelde soğuk yerler oldu ama hepsinin içine böyle bir sıcaklık katmaya çalıştık. Umarım sizin çok hoşunuza gitmiştir. Belki gidiyorsunuzdur ya da fikir almak için gelmişsinizdir buraya. Eğer sizin de önerileriniz varsa aşağıya bırakmayı unutmayın. Eğer direkt olarak bize bir sorunuz varsa da Instagram'dan keyifliyim sayfamızdan bize istediğiniz, evet, zaman sorabilirsiniz. DM'lerimize sıklıkla bakıyoruz. Hatta öneride bile bulunabilirsiniz. Mart ayında şurayı anlatın ya da buraya gidin Nisan'da diye. Biz de sizin önerinize sık sık kulak veriyoruz. Zevkle biz de sizi dinler buralara gideriz. Videomuzun sonuna geldik. Bölümümüzün sonuna geldik. Biz çok keyif aldık. Umarız siz de çok keyif almışsınızdır. Yeni bölümlerde, yeni rotalarda, yeni önerilerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Keyifle kalın.